Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni güncellemesi geldi. Dün geldi, ben bugün atacağım. Brawl Talk yayınladı bunu. Ağustos'un güncellemesini, Ağustos güncellemesi 28 Ağustos'ta gelecek büyük ihtimalle. Belki de 27 Ağustos'ta Salı günü akşam 8'de falan gelebilir, 8.30'da. Öyle duyumlar da aldım. Tam belli değil. Bazı karakterlere skin geliyor. Tara ile Leona skin gelecek. Piper'a şeyler gelecek. Yo'ya yeni karakter gelecek. Öncelikle videoya geçmeden önceki videomda da söylemiştim bu haberleri. Önceki videoları bulmak için i butonunda info kısmında bulabilirsiniz. İnfo kısmında nasıl desem Rushverse ve Brawl Stars videolarımı bulabilirsiniz. Çok uzatmadan videoya geçelim. Şimdi Brawl Talk, evet, videoya başlatalım. Bu arada Türkçe altyazısı yoktu. Alright, welcome to Brawl Talk. Öncelikle şöyle diyeyim, yıldız güçleri diyorum, yıldız puanlarına yeni bir taktik gelecek. Yıldız puanları diyor ki şeyleri, yıldız puanları zor kasılıyor. O yüzden yıldız puanları kolay kasılması için yeni bir şey gelecek. Nasıl desem, mesela şimdi 10 rütbede, 15 rütbede ve 20 rütbede kasılıyordu ya. 10 rütbede daha güzel bir şey, daha çok yıldız puanı verecek. 10 rütbede 100 veriyordu sanırsam, evet. Şeyde 200-300 veriyordu. Büyük ihtimalle onu 600-700'e çıkaracaklar 500'de. Bakalım. Ve yeni karakter Archery. Archery miydi? Artek miydi? Evet, Archery'di sanırım. Şeye geldi. Nasıl desem? Rushverse'ın bomba atan karakteriydi. Rushverse'de oyunları birleştirmişler. Rushverse zaten Boom Bage, Clash of Clans, Clash Royale ile birleştirmişlerdi. Rushverse'deki karakteri de Brawl Stars'a çıkmışlar. İsmi de 8 bit olacak. Yani 8 bit galiba. Evet, İngilizce olursak 8 bit Elite de Arcade Your Machine That Will. Oyunun en sessiz ve en yavaş karakteri olacağı söyleniyor. Söylüyor yani. Devam edelim. Ve şu bıraktığı taret ona can veriyor. Bunu bilmiyorum tam olarak onu ama Pem'in mesela yıldız gücü vardı ya, taretin içine girdiklerinde şey yapıyordu. Nasıl desem, zarar veriyordu rakip takıma, yani gücünü azaltıyordu. Bunda da öyle bir şey var, yıldız güçlüyken, ama yıldız gücüyle ilgili bir bilgi yok şu an. Evet, demiş boost. Yine Tropi. Ve bu karakter 6000 kupada verilecek. 5000 kupayı neden aldıklarını tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle 5000 kupayı da gelir. Herkes efsane bir karakter beklerken 6000 kupalı bu karakter gelecek 6000 kupada. 6000 kupayı zaten çoğu oyuncu çıktı Brawl Stars'ta oynayan. O yüzden bence rahat bir şekilde, yani rahat bir şekilde herkes alabileceğini düşünüyorum. Ücretsiz bir şekilde alabilecekler. Because Crow diyor. Evet, two skins. İki tane skin gelecek bu güncellemede. Ve bir tane karakterin skin değil de şekli değişecek. Ondan bahsediyor. First is one to one the conventional mean. Asking for diyor. Evet. Köpek balığı Leon geliyor. Köpek balığı Shark Leon.
Bu skin'in 150 taş olacağı konuşuluyor. 135 TL olacak. Yani oyunda 135 TL, 170 taş tutuyordu. O civarlarda olacak. 135 TL'ye bu karakteri, skin'i alabileceksiniz. Leon'un tek skin'i oluyor. Leon'un hiç skin'i yok bildiğiniz üzere. Godstar. Evet, dediğim gibi yıldız puanlarında yeni güncelleme gelecek. Yıldız puanlarını kasmak için daha rahat kasmamızı sağlayacak böylece. Şöyle devam edelim. Arada bir konuşacağım böyle. Rank diyor. Ve sarı Mega Crow, Mega Bow gelecek büyük ihtimalle. Zaten o vardı galiba. Oyunda yok şu an. Beyaz Mega Bow var. Sarı Mega Bow gelebilir. Yani onun da bilgisini verdiler. Ve Piper'ın da skin gelmeyecek Piper'a. Ama Piper'ın şekli değişecek. Gördüğünüz üzere şurada Dani yazan. 2 yıldız onun üstündeki Piper değişecek yani, nasıl desem şey olacak böyle, bilinizde Taran'ın değiştirmişlerdi gözünü bir tanesine, karakteri şeklini, yüz ifadesini Piper'ını değiştirdiler. Piper severler için güzel bir haber olacağını düşünüyorum. Have a Piper Sticky It Water Redemove. Evet, son olarak da Taran'ın yeni skin'i geliyor. Taran'ın gördüğünüz üzere Taran'ın da hiç skin'i yok oyunda. Taran'ın da bence güzel bir skin olacağını düşünüyorum. Bu da 150 taşa satılacak. 135 TL olacak fiyatı yani. Evet. Porat ara diyor. Nobody. Ve son olarak, az önceki son olarak demiştim, oyundaki bildiğiniz üzere 250 bin TL'lik bir turnuva olmuştu. Onun hakkında bilgiler verecekler. Onu da açıklayacağım şimdi. Evet, diyor ki katılmak için burada Stage 1, Stage 2 diye verilen kuralları uygulamanız gerekiyor diyor. Eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyoruz. Turnuva olacağını düşünüyoruz. Bu haftalık Brawl Talk'un da sonuna geldik yavaş yavaş diyor. Evet, bu videomuzun da böyle sonuna yavaş yavaş gelelim. Dediğim gibi böyle bir güncelleme olacak. Büyük ihtimalle 28 Ağustos sabah 11'de gelebilir. Supercell'in her zaman gibi, her günkü gibi, yenilediği gibi her şeyi. Ya da 27 Ağustos akşam 8-8.30-9 gelebilir. Güzel bir oyun olacağını, güzel bir güncelleme olacağını düşünüyorum. Yani yıldız puanları bence önemli. Bir de böyle level sistemi falan getirseler daha güzel olabilir. Bir 6 bir kupa için beleş bir savaşçı gelecek. Bence güzel bir şey oldu. Evet. Bir önceki videolarımda iyi butonunu bulabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini basıp her attığım videonun haberdar olabilmek için bildirimi açmayı unutmayın. Bir sonraki Brawl Stars ya da Rush Wars güncellemesinde veya videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bye bye.